Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemini her hafta olduğu gibi Senat Ok'la ok değerlendiriyoruz. Senat abi merhabalar. Merhaba, nasıl? merhaba kardeşim sağ ol. İyiyim sen iyisin inşallah. Ben de iyiyim teşekkür ederim hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmanızı evet. bekliyoruz. Bildirim zilini de açtığımızda. Yeni, yeni bir hesap da açtık. O da güzel. Evet. Arena TV Plus diye Instagram'da. Ya, eğlenceli yeni bir, değil mi? Biraz eğlenceli. Evet. Eğlenceli. Daha böyle kreatif işlerin olduğu bir sayfa. Oraya da e, takipçilerimizi bekliyoruz diyelim. Bu hatırlatma için de teşekkür ederim abi. Fenerbahçe ile başlayalım. Tabi e, geride kalan haftada Alanyaspor'u Sporu 3-1 yenen bir Fenerbahçe vardı. İlk yarıda ayrı, ikinci yarıda ayrı bir Fenerbahçe izledik. Senin e, gözlemin neydi abi bu maçı içinde? Şimdi zedinde? bu dönemler artık sonuç dönemleri. Burada işte yok nasıl oynadın, nasıl oynamadın falan bu dönemler bunlar çok sorgulanacak dönemler değil. Birincisi bu, ikinci Fenerbahçe'nin geriden gelip kazanıyor olması gibi bir durum da bence çok değerli. Bu ikincisi 3 deplasmanda kazanıyor olması çok değerli. 4 Arsenal takımına karşı kazanıyor olması ki Ersun Hoca bu ligin kodlarını çok iyi bilen teknik adam gibi gibi bunları arttırabiliriz. Dolayısıyla hem ben böyle sohbetlerimde hem tespitimde de vardı ama sohbetlerimde de çıkardım bunu. Fenerbahçe'nin yavaş yavaş ben sezon başına yaklaş, yaklaşabileceğini düşünüyorum. Oyun performansı olarak. içerideki hava da bu. Yani biz o sezon başına çok iyi başlamıştık. İşte Avrupa Kupası vesaire derken Dünya Kupası arası oldu. Sakatlıklar şunlar bunlar. Bir düşüş yaşandı. Şimdi sanki Fenerbahçe en azından içerideki hava tekrar bu ivmenin yukarı çıkacağını ve sezon başı kadar olurum bilmiyorum ama sezon başına yaklaşacağına yönelik. Bu yüzden içer, içeride takım bayağı umutlu tekrar iyi sonuçlar alınacağını düşünüyor ve bir özgüven geldi. Seviye karşısında takım elense de oynanan oyun yani 10 dakika top aradı seviye. Sadece 10 dakika top. 10 dakika belki oynadı da oynamadı yani o bile tartışılır. Seviyeye karşı o iki maçta üstüne oynanması bir özgüven verdi ama Futbol sonuç içi, sonuç aldığın zaman toparlanıyorsun. Alanya galibiyeti sonrası hava gayet olumluya ve pozitife dönmüş durumda. Bununla beraber tabii son günlerde Orge Cesus kalacak mı, gidecek mi? Sezon sonu sözleşmesi bitiyor, ne olacak gibisinden sorular da var. Kalıp kalmayacağı çok merak ediliyor abi Orge Cesus'un. E bu konuda yeni bir gelişme var mı diye soruyorum. Önce Orge Cesus şu konuda eleştireyim. Yani basın toplantısı var maç öncesi. Evet. Arkadaşımız Ahmet Selim Kulu da sorusunu sordu gayet doğal şekilde. Önce cevap vermeyeceğim dedi. Sonra her cevap vereceğim dedi. Verdiği cevap da cevap değil. Bir kere seviye maçı öncesi benim çalışma Mayıs'ta bitiyor cevap değil. Bunu zaten biliyoruz. Sayın hocam yani. Dolayısıyla seviye maçı öncesi takımın ve camianın aklını karıştıracak cevaplar vermemesi lazım. Jesus tecrübesi mi tek Bunu check etmedim ama duydum. Yani güvendiğim için böyle söylüyorum. Hatta kulüpten de yani bu tip bir şey gelirse çok fazla bu konulara girmemesi yönünde bir ricada bulunmuş diye duydum. Ama hoca bu konuyla ilgili girdi o konuya. Bunu bir kere eleştiriyorum yani. Yabancı hocaların genelde yaşadığı sıkıntılar bunlar. hani mesela Fatih Hoca da olsa bu soru gelse alır Fatih Hoca o soruyu öyle bir büyütür büyütür takımı motive, motivasyon unsuru olarak öyle bir kullanır ki. Yani. İkinci konu gelelim biraz bilgi odaklı da gidelim. Fenerbahçe kulübündeki genel hava şu hocanın durumu ile ilgili. Şampiyon olursak hoca kalır diyorlar yani şampiyon olunduğu takdirde hocanın ayrılabileceğini çok fazla düşünmüyor Fenerbahçeli yetkililer. Bunun birçok sebebi var. Bir, şimdi Fenerbahçe'de ciddi bir travma var. Fenerbahçe'de e, taraftar, e, tabi tabii sonuçlar gelmediği için de bununla belirli ölçüde takımı baskı altına alabiliyor. O bazı oyuncular bundan olması etkiliyor. Bunlar hep içeride konuşulan konular. Oyuncular bundan yakınıyor. İşte Altay konusu, İrfancan konusu, Mert Hakan konusu. Hatta Jesus biliyorsun bir çıkış yaptı. Ona rağmen ikinciye bir de Altay'a bir yüklendi taraflar vesaire. Şampiyon olunduktan sonra eğer olursa Fenerbahçe tüm bunların artık silineceği ve yepyeni çok taze bir dönemde, kredinin açılacağı bir döneme girecek. İki, şampiyonluk kutlamaları görürse organizasyonuz kesin kalır diyorlar. Dolayısıyla 3 <laughs> şampiyon olursa başkanın da artık ister istemez hani o yani 2018'den beri doğal olarak çok çabalıyor ediyor. Hataları var tabii ki onları çok konuştuk. Yani o da yeni bir başlangıç, yeni bir motivasyonla çok daha iddialı bir kadro kurulabilir vesaire. Sonuçta özetle sıralayabiliriz ama özetle şampiyon olursa Fenerbahçe yönetiminin ve yetkililerinin beklentisi Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalacağı yönünde. Dolayısıyla şampiyon olmazsa zaten kalmaz yorumunu çıkartabiliriz ama bilgi üzerinden gidecek olursak şampiyonluğa bağlı. Bakalım Mayıs'ta göreceğiz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Altay Bayındır'la da 4 Hı -hı. yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe yönetimi. Bu imzanın ayrıntılarını soracağım. Aynı zamanda Valencia ve Zayson da sözleşme uzatma görüşmelerinde evet. bir aşama kaydedip kaydetmediğini soracağım abi. Daha önceki programlarımızda Altay'ın ben yenilebileceğini söylemiştim. Hı -hı. Yani genel power'ın pozitif olduğunu söylemiştim ki sonuçlandı zaten. Başkan Altay'ı bırakmaz diye bırakmamaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin yüzü, kaptanı vesaire hani böyle böyle konuşmuştuk. Altay yurt dışına gelen teklifler olduğunu öğrendim. Yani şu an kulüp ismi falan çok net söylemiyorum ama bunu Fenerbahçe'li yetkililere de sordum. Ya yani Benim aldığım bilgiler Altay'a teklif geldi yönü yurt dışına. Evet dediler doğru. Altay'ın cebinde hani lig vesaire kulüp belki çok tatmin etmiyor ama maddi açıdan fena olmayan teklifler vardı Altay'ın masasında ve cebinde. O yüzden Fenerbahçe'yi tercih etti. Fenerbahçe tercih etmesindeki etkenlerden biri tabii Fenerbahçe'nin kaptan olması vesaire ayrı kontratının toparlanması, daha iyi noktaya gelmesi ayrı. Doğru olarak ben Sayın Başkan'ın da ne yapıp edip altı ikna edeceğini düşünüyordum. Ali Koç'un da olması bence altıyı devam etmesine çok önemli bir etken. Altıyı devam etmesi şu açıdan değerli. Fenerbahçe kaptan olarak protesto bir oyuncu olarak devam ediyor olması çok önemli. Ya yani bu bu tart bu hani doğru ya da yanlış demiyorum ama önemli bu bir şeydir, bir mücadele şeyidir yani hani. Göster e yani vermesin. teklif varmasa da gidebilirdi hani e vesaire ama kalmayı tercih etti. Dolayısıyla bir çıkış maddesi var. Bunu söyleyeyim. Henüz çıkış evet, maddesiyle evet. ilgili çok o konuya girmek istemiyor yetkililer. saygıyla karşılaştım. Bir çıkış maddesi var. Dolayısıyla o çıkış maddesiyle ilgili belki detaylar yarın öbür gün ortaya çıkar. Diğer isimlerle alakalı zayısı alakalı kulüp şu an istediği yana zayıstı uzatır. Onu söyleyeyim. İstediği yana zayıstı uzatır. Ee, tamamen kulübe bağlı bir konu bu, yani olumlu gidiyor. Valencia'yla görüşmeler sürüyor, Güney Amerika ve e, Arap Yarımadası'nda çok ciddi teklifler var ama menajeriyle sürekli temas Fenerbahçe Valencia'yı tutmak istiyor. Ben yine zor görüyorum Valencia'nın kalması ama zayiçten kalma ihtimali çok 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 yüksek. Valencia'dan Olum alayım bir, abi, ee, sakatlar var tabi çok canı evet. yanıyor Fenerbahçe'nin bu dönemde. Osterbold, Lincoln, Luan Perez, Joshua King gibi isimlerin sakatlık durumu merak Hı -hı. ediliyor. Bu konuda neler diyebilirsiniz? Durum en ciddi olan Osterwold. Osterwold. Ondan sonra King. Ondan sonra Valencia. Valencia derbi yetişir mi yetişmez mi? Bu tabi tedaviye göre ama yetişme ihtimali diğerlerine göre daha yüksek. Durumu ciddi olan Osterwold birinci sırada, ikinci sırada King üçüncü sırada e, Valencia dedik. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında Valencia'nın yetişme ihtimali doğal olarak olsa da hani ben e, Osterwold'un e, durumun daha ciddi olduğunu öğrendim. O biraz sıkıntı. Esas burada problemlerden biri işte şimdi Osterwald olmayınca Ferdi sola geçecek. Tekrar o sağa geçecek. Yine <laughs> Ferdi oldu ya adam evet, bir türlü. Evet, kurtulamadı <laughs> o sol kanattan. e aynı sakatlığı önemli. Ha, evet o var onu unuttum. 6-7 hafta sürebilir. O çok ciddi Batşuay'ın önde baskısı çok değerli attığı goller dışında. Onun dışında peresin maalesef Lil, e, Lil diyorum. Ren maçında bir dizinde darbe almıştı. O diz şişiyor. O diz şişiyor, şişiyor, iniyor, şişiyor, iniyor. Yani çok enteresan ve zor bir durum. Allah yardımcısı olsun. Yani takip ediliyor evet. da. Durum mu? Şu anda milli takım arasındayız. Evet. Henüz maça da var ama e, milli takım dönüşünde hemen Nisan başında e, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Zirveyi yakından ilgilendiren bir maç. E, nasıl bir öngörü var abi sende şu an için? Şimdi e, abi yani Beşiktaş da iyi takım. Çok toparlandı. Çok 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 toparlandı. Çok iyi hocası, çok tecrübeli hocası var. Ben Fenerbahçe'nin temel sıkıntısının iki temel problemi var. Bir riskli savunma hattı. Çizgi çizgiyi yakalarsa bu bakar atar, çizgiyi yakalarsa Cenk atar. Yani çizgide yakalamaması lazım. Çok ortada maç. Ee, çok yani hani Fenerbahçe normalde Kadıköy'de Fenerbahçe kazanır derim ben yani. Ama diyemiyorum. Yani. Evet ben de aynı. Hani diyemiyorum diyorsun. yani hani Ergin Aslan çok iddialı ama Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyor. Yani, <laughs> yani hani direkt. E, çünkü oynamak zorunda olan da şimdi düşünüyorum oynamak zorunda olan biraz daha Fenerbahçe o boşluklar tekrar canlanıyor gözümde çizgiler savunma arkası toplar yetiştim bir tanesini ikincisini yetişemedin. Güne e, Şenol Güneş Hoca bunları çok iyi değerlendirir. Yani evet. keyifli maç olur ama ya Fenerbahçe net kazanır diyemem. Yani. Evet. Son olarak transferle alakalı bir konu var abi. Galatasaray Zaniolo'yu transfer etmişti biliyorsun. Fenerbahçe'nin bu transferde bir hamle yaptığı doğru mu abi? Bu ya şöyle e, Zaniolo ile ilgili bir görüşme yapıldı. Hani bunu da, şimdi önce ben Galatasaray'ı şu açan kutluyorum. Icardi'ye getirmesi, işte Mertens'i getirmesi ki ben de Serie A'yı çok seviyorum. Zaniolo gibi 23 yaşında bir oyuncuya getirmesi çok doğru. Burada bir tarz farklılığı var. Yani e, hoca mesela Vegors'u da istemedi. Yani işte Icardi de gündeme geldi. Icardi'nin çok önemli bir golcü olduğunu ifade ediyor. Ancak oyun sistemine çok uymadığından bahsediyor. Bunlar hep sezon başı olan. Zaniolo alakalı da şöyle bir durum oldu. Ee, Fenerbahçe orta sahada mevcut oyuncuların bir iki gömlek. Daha üstün oyuncu arıyor. Şimdi Zaniolo da bu tip bir oyuncu. Yani. Ve Fenerbahçe hocanın bu talebi doğrultusunda çalışmalara başlıyor. Bunlar benim aldığım bilgiler. Hani sonuçta ben görüşmedim aldım aldığım yetkiler aldığım bilgileri söylüyorum. Romanya'da masa oturuyor, görüşüyor, konuşuyor vesaire. Sonra bir maliyet çıkıyor. Ya hoca da şş, hoca da şöyle yani hocanın da direkt alıp oynatmak isteyeceği hani işte şu an zaten yol tam olarak hazır değil. Belki biraz zaman ihtiyacı var. Alacak, gelecek taktiğe diye oynatmak istediği üst düzey bir orta saha oyuncusu arayışı vardı. hem maliyet biraz fazla geliyor. Hem de tam olarak hani hocanın Acaba beklentisini karşılar mı karşılamaz mı? Çünkü Fener Hoca diyor ki şu tip oyuncular arıyorum. Kendi verdiyse var ve Fenerbahçe'nin olarak yaptığı çalışmalar oluyor. Zaniolo bunlardan biriydi. Şimdi alırız. Maliyetli oyuncu. Hoca oynatmaz. Sıkıntı. Gibi durumlara söz konusu olunca Fenerbahçe masadan kalkıyor. Hani benim aldığım bilgiler çerçevesinde bu. Ama Zaniolo ben şöyle bir devamına getireyim. Ben olsam Zaniolo'yu alırdım. Çünkü 23 yaşında bir oyuncu. Potansiyeli var. Yani sonuçta Fenerbahçe kulübü gelecek sene de yaşamaya devam edecek yani sonsuza yani. kadar inşallah tüm kulüplerim yaşayacak ve hani iki, iki girdi adam golünü attı zaten mesela evet, Galatasaray'a O maç kazandıran puan ya orada. Ya orada Fenerbahçe yönetiminin son şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimiyle hocanın bakış açılarında şöyle bir durum oluyor. Hoca oyun sistemine göre oyuncu istiyor. Yani bu sistemi basacak, çimleri yiyecek, kovalayacak, vuracak, edecek agresif oyuncu tarzını seviyor. Yani dolayısıyla işte Vegors'un olmamasının sebebi de biraz bu. Icardi'nin olmamasının sebebi de biraz bu. Zaniolo'nun olmamasının sebebi de biraz bu. Ama sonuçta Galatasaray bence işin doğrusunu yaptı. Evet. İki kaliteli oyuncuyla fark yarattı oyun olarak. Evet. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisine ilişkin özel içeriklerimiz de olacak. Ve tabii ki Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümünde yine derbiyi konuşacağız diyelim. Abi ağzına sağlık. Teşekkür haftaya, ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.